1900'lü yıllar. Hı hı. Oradan çıkarım yaptım ben de. Her zaman su doldurduğumuz çeşme burası. Şöyle. Bu köyün yeni adı neydi ya? Yazıbeyli miydi? Yazıbeyli. Yazıbeyli köyünde böyle bir çeşme var arkadaşlar. Her zaman su dolduruyoruz ama bugünlerde dikkatimizi çekti. 1295 Hicri olduğunu düşünüyoruz. Yani 1878 yılında yapılmış bir çeşme. Su doldururken onu da şöyle size gösterelim dedik. Sen şimdi oraya vurmamış etmemiş diyorsun ama cevize bakmıyorsun. Selamun aleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. Güzel bir günden güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Aslında günümüz daha güzel olabilirdi ama beklediğimiz zirai don maalesef bahçemize uğramış. Ama benim beklediğimden bir tık daha iyi gibi abi. Yani en azından yeşil. Aynen öyle, tamamen öldürmemiş. Şimdi bu bizim kapının girişindeki ceviz. Buna bir şey olmamış. Yani şöyle yapraklar yanmış ama daha tam anlamıyla ölmemiş. Burada sonradan diktiğimiz bir kayısı vardı. Bunu da vurmuş ama yine tam olarak ölmemiş. Şimdi bunlar çok önemli değil, bunlar küçük ağaçlar zaten. Önemli olan kayısımız. Üstünde meyve olanlar. Üstünde meyve olanlar. Aa, bu arada evden su motorunu almayı unuttuk. Neyse, şu an lazım değil. Kuyu suyumuzu bir gösterelim. Bayağı azalmış. Yarım metre kadar aşağı inmiş. Çok önemli mi? Değil. Zaten bu seviyelerin çok da altına inmiyor. Geçtiğimiz hafta diktiğimiz ağaçlarımız arkadaşlar. Şeftali soğuk vurmuş. Yok, vurmamış. Üst tarafı kurumuş ya. Yok, o kırılmış. Kırılmış mı? Tamam, bu güzel gibi. Armutta bir şey yok. Şimdi genel bir kontrol yapacağız. Ondan sonra vişne, vişnelerde herhangi bir şekilde don belirtisi yok mu? Vurmuş. Aa, yok. Ya. Vurmuş gibi lan. Yumuş gibi, yumuşak gibi biraz. Yok, sert gibi de. Tam olarak anlaşılmıyor. Ama böyle hafif bir sarılık var. Bence bunlar vurmuş gibi abi de. İlerleyen zamanda göreceğiz ya. Kahverengileşmiş ya. Bak, bana normal gelmedi. Vurmuş gibi ya, değil mi? Evet. Baksana şuna mesela, pörsümüş ya. Evet, evet. Gitmiş. Ama üstünde hala diri olanlar da var. Çok az olmakla beraber. Kirazın yaprakları fazla olduğu için biraz koruyabilir diye düşünüyordum ben. Nitekim sanki korumuş gibi. Bunda zaten çok büyük. Büyük bir kısmını, ama açıkta kalanlar gitmiş abi. Donmuş. Evet. Maalesef kiraz da gitti. Kiraz da gitti. Ne yapacağız? Yani bunun yaprağına zarar vermeyip de kendisini, meyvesini dondurmak nedir ya? He? Nedir yani? Geçen hafta diktiğimiz yine nektari. Onlar taşırken belki kırılmış olabilir abi. Bunlar da donmuş. Ya. Donmuş abi, gitmiş. Soğuk mahvetti bizi. Çileklerimiz. Şöyle bakıyoruz. Abi burayı da vurmuş, baksana ya. Çileği bile vurmuş ya. Çilek olacakmıştı da arkadaşlar. Olamamış. Neyse, toparlar çilek. Biraz yabani bir şey olduğu için toparlayacaktır diye umuyoruz. Üzümlerimiz yine büyük bir bölümü dondan etkilenmiş, gitmiş. Arkadaşlar bu bir günlük oldu. Eksi bir oldu değil mi abi? O bir günlük eksi birin işte bahçeye verdiği zarar. Bu hiç iyi olmadı ya. Ah. Abi ıslak mıslak gel. Çok kötü ya abi. Allah aşkına şuna bir bak ya. Kiraz, vişne bitmiş abi. Evet, bu vişneyi duman etmiş. Vişne bitmiş abi.
Abi bu kayısı sanki vurmuş ama vurmayanlar da var gibi. Mesela şu gitmiş. Ama mesela şu iyi. Bakıyor musun buraya? Hangisi gitmiş? Bak mesela şu gitmiş abi, şu Mortingen o. O gitmiş. Evet. Ama mesela şu sağlam. Benim gördüğüm kadarıyla şu sağlam gibi. Evet. Ya büyük ölçüde hasarlı arkadaşlar. Üstteki gitmiş mi? Aynen öyle. Burası çok öyle bir odaklayın, bekle abi. Düşüyorum. Felaket şekilde kayısıları bürüştürmüş. Ve abi elindekileri gösterelim. Arkadaşlar durum bu kayısıda. Öbür kayısı ağacına bakmak istemiyorum. Çünkü moralim daha çok bozulacakmış gibi hissettim. Bahçeden son durum arkadaşlar. Bu şekilde durum, vaziyet kötü. Ama yapacak bir şey yok. Bu olan bir şey, olabilecek bir şey, beklediğimiz bir şeydi. Korumak için ne yapılabilirdi? Ateş yakılabilirdi. Ama işte nereye yakacaksın, ne zaman yakacaksın, onlar da zor işler arkadaşlar. Evet, biz bugünün işleriyle devam edeceğiz. Su depomuzun montajını ve çeşme montajını gerçekleştireceğiz. Biçebilirsek biraz da ot biçmeyi planlıyoruz. Burada bir dayımız da tarla sürüyor. Şimdi geçtiğimiz hafta ben de kullandım bir müddet. Dayım da kullandı. Yine dayımın taktığı misina. Böyle bir çabuk parçalanıyor. Bizim misinadan kestim. Şimdi bunun tekrar montajını yapacağım ve çim biçme işine devam edeceğiz. Arkadaşlar ucunu değiştirdim. Şu an abim performansından gayet memnun. Biraz gürültülü ama yakından yine göstereyim. Şöyle. Felaket şekilde iyi kesiyor. Şimdi abim tırpana başladı. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar bazı parçalar aldık. Şurada bakın, koltuğun üstünde. Bu parçaları şimdi buradan, bunun ucundan bir boru çıkacağız. Boruyu ufak bir tesisatla şu arkaya getireceğim. Şuraya bir çeşme montajı yapacağız. O parçalar sayesinde de çeşmeyi bağlayabileceğim arkadaşlar. Böylelikle bugün depomuzu dolduruyoruz ve çeşmemizi çalışır hale getiriyoruz. Onun dışında da ot biçme işi de devam ediyor. Ben bu işleri bitirdikten sonra tırmıkla abime yardımcı olacağım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, çeşmemiz bu. Bizim eski kendi evimizden söktüğümüz, buraya getirdiğimiz bir çeşme. Şimdi bunu buraya bu şekil montajını yapacağız. Şöyle dursa size göstermek açısından. Heh. Bu şekil montajını yapacağız. Bunların altında buraya böyle sıkıca tutunsun diye bir vida ve somun sistemi oluyor. Daha önce çeşme monte etmiş olanlar varsa şuradaki vida deliklerinden. Şimdi biz onu kaybetmişiz. Ben şöyle bir vida buldum. Bizim vida kutularının içinden oraya oluyor. Şu da onun yanına olur. Bu ikisini kullanarak bunu yerine tutturmaya çalışacağım. Bunu yerine tutturduktan sonra koltuğun üstündeki aparatlarla bağlantılarını yapıp hortumun ucunu buraya bağladığımızda çeşmemiz Allah'ın izniyle çalışacak. Şimdi ben şu çalışmaları bir yapayım arkadaşlar. Yine bitmiş halinde gösteririm inşallah. Sağ olsun dayım çay demlemiş. Çayımızı içtik geldik. Çeşmenin montajını yaptım arkadaşlar. Vidaları kestik ettik. Bu şekilde montajını yaptım. Alttan da şöyle göstereyim. Bakın buraya şöyle pullar koydum. İki tane vidayla tutturdum.
Bir tane borusunu da taktık. Şimdi o borunun ucuna şöyle baktığınızda çeşmemiz tamam. Şimdi o borunun ucuna şu aparatımızı takacağız. İşte bunu. Şöyle bir aparat aldık geldik arkadaşlar. Evet. Şuradan çıkan hortum buna gelecek. Bunun ucu da çeşmenin hortumuna. Ve böylelikle çeşmemiz çalışacak inşallah. Şimdi çeşmenin montajı tamam. Abim de tekrar başladı tırpana. Çeşmenin montajı tamam. Ben şimdi bunların bağlantılarını yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bağlantıları yaptık. Siyah. Bizim damla sulama için kullandığımız borulardan biri bu. Şu gider çıkmış. Şunu şöyle yapalım. Evet. Şimdi deliksiz borumuz vardı. Ben bu deliksiz borudan şunun ucuna şöyle bir tesisat yaptım. Burası biraz kalındı. Boru buraya girmiyordu. Abimden yardım istedim. Beraber bunu çakmakla falan ısıtıp buraya koyduk. Vanamızı açtık. Şimdi arkadaşlar tesisatımızın ucu musluğumuza bağlı. Yalnız depomuzun içinde suyumuz yok. Biz biraz su getirmiştik. El arabasıyla şimdi onları arabadan getiriyoruz. Dolduruyoruz. 60 litre kadar bir temiz suyumuz var. Ondan sonra Allah'ın izniyle çeşmemizi açıyoruz ve çeşmemizden suyumuz akıyor. Şuradan sızdırıyor. Niye öyle bir şey yapmışız? Valla niye öyle oldu bilmiyorum. Oraya bir şey sarmamız gerekiyordu herhalde. Tam dip noktası. Evet. Yani şunu yukarı doğru kaldırıp belki bir şey sarıp tekrar şey yapabiliriz oraya. Şimdi açıyorum abi. Bismillah. Açtım. Şu an bir dakika. Hattı doldurdu. Herhalde bir şeyler oldu. Kaldır abi çeşmeyi. Kaldır. Ses geliyor. Bakacak mı dersin? Yok. Şöyle mi? Öyle evet. Akmadı. Niye akmadı sence? Aslında mantık itibariyle akması gerekiyor. Çeşme bozuk. Olabilir mi? Yok. He? Yanlış yere bağlamış olabilir misin? Yani işte bunu bağladığımız yer belki çeşmenin bir tarafından bir tarafı tıkalıysa. Yok. Şöyle. Nasıl? Şimdi bunda hem sıcak su hem de soğuk su tamam. Var ya. Sen bunu sıcak suya mı bağladın? Yok. Soğuk su tarafına bağladım ama bir fokurdama geldi ama geldi, şey evet. Olmadı. Bir bakacağız. Bir yerde bir hata var. Bir, iki hata. Bir musluk, iki şurası. Damlatıyor. Hani arkadaşlar normalde basit bir iş olacaktı ama bizi saçma bir şekilde uğraştırıyor. Şimdi şurada bir su kaçırıyor. Bunu depoyu indirip o kısma bir bakacağız. Onun dışında şimdi çeşmede bir tıkanıklık varmış. Onu açtık. Bu şekilde akıyor. Az akıyor ama zaten yani bu kadarlık basınçla böyle akar. Şu an içinde 60 litre kadar bir su var. Tamamen dolduğunda 200 litre dolduğunda daha iyi bir akış sağlayacağına inanıyoruz. Yani şu an çeşmemiz bu şekilde çalışıyor. Obay mı yakacaksın? Yakta oturalım ya. Ya ama tüpte yaparız. Var var. Arkadaşlar şimdi içinde 70 litre su var. İndirdik aşağı. Burayı onardık. Buradan damlama yapmıyor. Tesisatımız çalışıyor. Çeşmemiz ve vale. Hiç yoktan iyidir. Neden? Çünkü eskiden şu arkadaşla idare ediyorduk. Artık depomuz ve çeşmemiz var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burayı bayağı dağıttık. Bu hafta yalnızız. Şunu kapatalım. Şu an ihtiyacımız yok çünkü. Evet. Yağmur başladı. Hafiften biz depoyla uğraşırken. Arkadaşlar. Abim. Biçmeyi bıraktı. Yine yarısını biçebildik. Önümüzdeki hafta. Şu kısmın çapası yapılacak. Ve artık. Tohumları toprakla buluşturuyoruz.
Ne var tohumdan ektiğimiz arkadaşlar? Salatalık, fasulye, barbunya, acur ve buna benzer şeyler, tohumdan ektiklerimiz. Onları önümüzdeki hafta toplakla buluşturuyoruz. Abim ekmeklerimizi falan alıyor arabadan. Şimdi içeride sobayı bir hafiften yakarız. Bir de bir iki lokma bir şey yeriz. Dinleniriz arkadaşlar. Yağmur yağsın bakalım. Kaç yumurta koymuş ablam? 12 tane. Bahçeye çalışmaya giden ırgata yumurta mı verirler lan? Adam şöyle etli metli bir yemek. Ama yok. Evet, sobamız yanıyor. Üstüne tavamızı koyduk. Suyumuzu koyduk arkadaşlar. Şimdi abim şunları doğrasın, ben de salataları doğrayayım. Evet, şöyle domates salatalık doğradım. Abim de yumurtaları kıracak. Abimin şeyini biliyorsunuz arkadaşlar, önceki videolardan takip eden varsa. Öyle böyle yumurta kırmaz ya. Hadi bakalım. Bismillah de abi. Evet. İçine kabuk düşürme ha. Sekiz oldu da. Evet. Daha ne yapıyorsun abi? Sekiz. Tuz ne? İki kişiyiz. Tuz nerede? Ha, çok atma tuzu, biliyorum ben, tansiyonu çıkabilir. Güzel. İnce ince pişsin abi. Bırak sen bunu burada. Tamam mı? İyi mi? Hadi bakalım. İyi iyi. Biraz odun atalım bence ama sobaya. Odunun feri geçti. Şey iyi. Evet, sobamız yanıyor. İçerisi gayet sıcak arkadaşlar. Şurada oturur. Yemeğimizi yeriz. Sonrasına da bakacağız bakalım. Evet arkadaşlar. Yemeği yedikten sonra kaçarız diyorduk ama biraz daha vaktimiz var gibi. O yüzden bir iş bölüm yaptık. Abim çapaya geçti. Hafif toprak kuruyken, yağmur yağmıyorken biraz çapa yapayım dedi. Bir çiseliyor ama toprağa bir etkisi yok. Ben de tırpanı alıyorum şimdi. Abim şuraya kadar biçti. Kalanı, biçebildiğim kadarını biçmeye çalışacağım. Tırpanımız burada. Hemen çalıştırıyorum ve işe girişiyorum arkadaşlar. Abim tarlanın bir bölümünü sürdü. Çok ot var. Sürekli çapa makinesinin çapalarına dolanıyor. Onları temizlerken çok zaman kaybediyor. Şimdi burada bir kısmı abim halletmişti. Bir kısmı da ben hallettim. Şu kısım kaldı arkadaşlar. Yağmur bastırıyor. Artık böyle kafamdan aşağı düşen damlalar yanaklarımdan süzülmeye başladı. Toparlanıyoruz. Tırpanı kapattık. Çapa makinesini toparlayacağız. Ondan sonra da yolcudur Abbas. Abi kendi dökülür be rüzgarla. Bir tarafını vurmamış. He, vurmayan taraflarını da ben vurayım dedi ne? Evet. Toparlanıyoruz. Şöyle abimin çapa yaptığı yeri de bir göstereyim. Arkadaşlar üşüdüm bu arada ya. Şöyle öncelikle tırpanladığımız alana bir bakın. Tırpanlanmayan alana bir bakın. Daha bahçenin giriş tarafına hiç dokunamadık bile. Evet, şöyle abimin sürdüğü yere bir bakın. Gayet güzel ottan arınıyor ama şu ortadaki tümsek hala can sıkıcı. Onu önümüzdeki hafta tırmıklarla diğer tarafa doğru çekip tekrar üstünde çapayla gideceğiz arkadaşlar. Büyük ölçüde düzelteceğiz. Baş tarafı düzelttiğimiz gibi. Evet, toparlanıyoruz dedik. Yani bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar.
Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Şu ana kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olun.